Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku izleyicileri. Bugün yani 19 Eylül 2018 tarihinde Amazon Türkiye faaliyetlerine başladı. Bu videoda hem Amazon Türkiye'nin neler sattığını com.tr üzerinden, amazon.com.tr üzerinden hem de bugüne kadar neler oldu aslında bundan biraz bahsetmek istiyorum. Amazon bildiğiniz gibi ya da bilmeyenler için söyleyeyim tekrar, dünyanın en büyük elektronik ticaret sitelerinden bir tanesi. Yani e-ticaret diye geçen ve internet üzerinden alışveriş yapmayı sağlayan bir platform. Özellikle doğduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yaygın olan Amazon, milyonlarca kullanıcıya dokunan ve içinde binlerce çeşit ürün bulunan bir aslında bir mağaza gibi düşünebiliriz. Türkiye'de de benzerleri var. İşte hepsi burada, N11, Trendyol gibi farklı platformlar, farklı mantıklar olsa da 3 aşağı 5 yukarı benzer özellikler sunan platformlar var ama Amazon bunların hepsinden çok çok daha büyük. Bir süredir Amazon Türkiye'de faaliyetleri geçecek diye haberler çıkıyordu. Biz de bunların bir kısmını haber yapmıştık. Hatta bir dönem, yaklaşık 1 sene önce filan, Amazon.de yani Amazon Almanya sitesinde bu Türkçe bir destek verilmeye başlandı. Türkçe destekle beraber Almanya'dan Türkiye'ye ürün gönderimi de başlamıştı. O dönem, yani bugüne kadar en azından, Almanya üzerinden bütün operasyon yönetiliyordu. Ama şimdi artık Amazon.com.tr açıldı. Amazon Türkiye'de işte ürün müdüründen tutun da ülke müdürüne kadar birçok isim istihdam edildi. Ve artık Amazon'da resmi olarak Türkiye'ye gelmiş oldu. Peki bu gelişmenin Türkiye'ye ne gibi faydası olacak? Bu kadar büyük bir tedarikçinin Türkiye'de, Türkiye pazarına bizzat kendisinin giriyor olması önemli bir gelişme. Çünkü müşterilerle yapılan ilişkiler değişecek, ürün çeşitliliği artacak. Aynı zamanda ki Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi ki muhtemelen hepimiz yaşamışızdır bunu. Kargoda yaşanan sorunların da nispeten de olsa giderileceğini düşünüyorum ben. Tabii bunu zaman gösterecek. Şu anda bir şey söylemek için çok çok erken. Henüz daha bugün giriş yaptılar piyasaya ve Amazon.com.tr'yi açtığımızda da bir site çıkıyor. Karşımızda Türkçe bir site çıkıyor. Ve bu site üzerinde de birçok ürün bulunuyor şu anda. Sayıları az şu anda. Hani bir hepsi burada gibi değil. N11 kadar çeşitlilik yok. Fiyatlar nasıl diye soracak olursanız birazdan ona değineceğim. Ama önümüzdeki dönemde Amazon'un Türkiye'deki faaliyetleri geliştikçe, arttıkça, özel içerikler, özel kampanyalar yaptıkça aslında bu sitenin de bu platformunda daha öne çıkacağını düşünüyorum. Gelin şimdi bir com.tr'ye bakalım. Bize neler sunuyor, neler veriyor bu Amazon.com.tr. Aynı zamanda fiyatları da böyle kabaca bir karşılaştıralım. Tabii fiyat karşılaştığımız çok doğru olmayabilir. Kampanya fiyatları var vesaire var. Şu anda site üzerinde de var. Uygun fiyat ürünler de var, olmayanlar da var. Şimdi gelin bir bakalım bizi Amazon.com.tr'de neler karşılıyor. Amazon.com.tr adresine girdiğimizde sayfanın, yani Amazon'un internet sayfası bizi karşılıyor. Bu domain daha önce açıktı bu arada ama bizi Almanya sayfasına yönlendiriyordu ve oradan alışveriş yapmamızı istiyordu ki Türkçe yine bir sayfa karşımıza çıkıyordu ama Almanya üzerinden çalışan bir sayfaydı. Artık Amazon.com.tr Türkçe olarak çalışıyor. Sayfaya girdiğimizde bize bir hoş geldin mesajı karşılıyor. İşte Amazon.com kurulduğu 1995 yılından bu yana Türkiye'deki yüz binlerce müşterimiz dünyanın 4000 yanındaki Amazon mağazalarından diye devam eden bir yazısı var. 2,5 paragraflık falan bir yazı var. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Amazon Türkiye ekibi diye bitiyor. Tıkladığımız zaman da bir tane video geliyor. Amazon artık Türkiye'de diye. Ve bu Türkiye'deki videoda işte yöneticiler çeşitli görüşlerini belirtiyorlar. Ne gibi özellikleri varmış onları bu sayfada yine görebiliriz. Rekabetçi fiyat diyor. İşte fırsatlar sayfamıza bakın diyor ki yine var onu göstereceğim birazdan. Milyonlarca üründe kargo bedava diyor. Amazon'da güvenli alışveriş diyor. Mobil uygulamasıyla Amazon hep yanınızda. Bu arada mobil uygulamasından da Türkiye'ye girdiğiniz zaman bu sayfayı görüyorsunuz. Onu da uyarlamışlar. Peşin fiyatına 100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 3, 300 TL ve üzeri alışverişlerinizde de 6 aya kadar vade farksız taksit kampanyası oluyor diyor. Tabii muhtemelen telefonda vesaire de bu olmaz. Zaten yazmışlar altında yasalar gereği bazı ürün kategorilerinde taksit adedi sınırlandırılmıştır diyor. Telefonda taksit yok mesela. Hemen ilk etapta beni merak ettiğiniz şey şu olabilir. Belki hangi ürün kategorileri var? Kategorileri tıklayalım ve kategorileri görelim. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 farklı kategori var. Toplamda 10 kategori var. Bunlar neler? Kitap, elektronik, bilgisayar ve ofis, telefon, ev ve mutfak, kişisel bakım, yapı market, video oyunu ve konsol, bebek ve oyuncak, spor ve outdoor. Bunları bu kategorilerinde yine kendi altında mesela video oyunu ve konsolda işte PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 gibi kategoriler olduğu gibi
diyelim ki bilgisayar ve ofisin altında ise dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, tabletler, bilgisayar bileşenleri gibi kategoriler yer alıyor. Bunlardan herhangi biriniz içinden işte arama yapabiliyorsunuz. Sayfada açılışı özel fırsatlar diye bir bölüm var hemen sağ üst köşede. Buna tıkladığımız zaman bu açılışla ilgili bazı özel fiyatları görüyoruz. Neler var? İşte Philips'in bir süpürgesi var. Britax Romer'in bir çocuk koltuğu var. Fitbit unisex akıllı saat var ki bu saat 1700-1800 liraya satılıyor. Şu anki fiyatı 1350 lira. İşte Duracell Powerbank'ın modeli var. 190 TL diyor. Stanley şarjlı kömürsüz bir el matkabı var. Bu da 550 TL diyor ki piyasa fiyatı 650-700 lira civarında. Biz bunlara bakmıştık sabahta zaten. Çeşitli şeyler de var. Yani kitap var. Özellikle benim çok gördüğüm kitap var. Epey kitap koymuşlar sitede. Fotoğraf makineleri vesaire çok yaygın bir şekilde var. Oyun konsolunun hemen hemen hepsi var. Oyunların işte bir kısmı var, bir kısmı yok. Fiyatlar peki makul mü? Ürün bazında bazı fiyatlar makul, onu söyleyebilirim. Özellikle böyle Çin'den gelen ürünlerde mesela güzel fiyatlar var benim gördüğüm kadarıyla. Ama her ürün çok makul mü? Değil. Zaten bu tip sistemlerin mantığı biliyorsunuz. Belli ürünlerde makul bir fiyat sunarken belli bir ürünlerde de o makul fiyatın dışında üstünde rakamlar sunmaları, bu şekilde bir denge sistemi var. Tabi burada arar tarar bulursanız o uygun fiyatlı ürünleri. Şimdi iPhone 8'e bakalım mesela. iPhone 8 hemen şuradan bir daha bir arama yapayım ben. iPhone yazınca çok seçenek geliyor. iPhone 8 mesela çeşitli fiyatlardan başlıyor. Şu andaki fiyatlara bakacak olursak şu an mesela iPhone 8'in 64 GB'lı 5098 lira ama bu arada şunu söyleyelim. Fiyatlar çok hızlı değişiyor. Nasıl bir sistem kullanıyorlar bilmiyorum ama fiyatlar anlık değişiyor. Mesela bu ürünün ben sabah baktığımda 4500 lira iPhone 8 vardı. Şimdi bakıyoruz 5098 lira. Belki yarın baksak 6000 olacak. Muhtemelen ellerinde belli adetlerde ürünler var. Onları uygun fiyatla verip veya belli bir giriş rakamından satıp daha sonra fiyatlar değişebiliyor. O yüzden yani bu video çekildiğinde fiyat böyledir ama başka bir şey yaptığınızda fiyat artabilir. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Ama Amazon'un Türkiye'ye gelişi bence önemli bir gelişme. Neden? Çünkü böyle bir dünya devi geldiğinde kendi sistemini, kendi ekosistemini de beraberinde getiriyor. Bu da Türkiye için önemli bir gelişme olacak. Özellikle e-ticaret sektörü için. Yani e-ticaret sektöründeki hepsi burada N11 gibi paydaşlar için güzel bir gelişme. Ayrıca bizim gibi tüketiciler için de uygun fiyatlı ürünler bulabilme, farklı ürünlere ulaşabilme ya da Türkiye'de bulunmayan ürünleri de bulabilme gibi imkanların olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii şu an daha çok gelişme aşamasında Amazon.com.tr. Daha yeni açılış yaptılar. Öyle çok hani bomba bir şey yok şu anda sitede. Ama önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda bence yavaş yavaş bu içerik kalitesi arttıkça, ürün kalitesi arttıkça, çeşitli kampanyalarla düzenledikçe Amazon'un Türkiye'deki ağırlığının yavaş yavaş artacağını düşünüyorum. Ama önlerinde çözmeleri gereken önemli bir sorun ise Türkiye'deki bu lojistik sıkıntısı. Kargo şirketlerinde yaşanan sorunlar ortada. Hepimiz hayatımızda illaki yaşamışızdır. Ürün gelmez, sizi bulamadık derler, kapıda yoktunuz derler vesaire olur. Bunun çözülmesi lazım. Çünkü böyle bir durumda insanlar doğrudan ticaret sitesini suçluyorlar. Ama aslında orada kargo firmasının da sıkıntıları oluyor filan. Umarız ki bunları da çözerler. Kendilerine has bir sistem yaparlar mı yapmazlar mı, o da henüz kesin bir bilgimiz yok bu konuda. Ama her halükarda Amazon'un Türkiye'de ofisi açması, Türkiye'de bir muhatap olması insanlarla ve ekosistemini getirmesi önemli bir gelişme olarak görüyorum. Videomuzla ilgili her türlü görüş, yorum, eleştirinizi bu videonun altına yorum olarak yazabileceğiniz gibi aynı zamanda www.teknolojioku.com adresine de iletebilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.